Merhaba, hoş geldiniz. İyi pazarlar. Tercih maratonu devam ediyor. Önümüzde 10 günlük bir süre var. Bu sürede yine bölüm ve üniversiteleri yakından tanımaya devam ediyoruz. Bu bölüm Biruni Üniversitesi'ni tanıyacağız. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Sema Arıcı anlatacak. Başlayalım. Evet, Sema Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son bir haftadır çok sayıda mesaj alıyoruz değil mi hocam tıpla ilgili. O yüzden sorularımız ayrıca olacak. Süleyman Hocam'dan da Instagram'dan gelen sorulara cevap vermesini isteyeceğim ara ara. Hemen Sema Hocam'la başlayalım. 2014 yılında İstanbul'da kurulan bir üniversite. Tam olarak konumu nerede? Kuruluşunu sizden dinleyelim. Öncelikle başarılı bir yayın diliyorum. Teşekkürler. Ediyorum. 2014 yılında kurulmuş Zeytinburnu'nda lokasyonumuz. Ancak bu sene Topkapı Cevizli Bağ'da yeni bir 90 metrekarelik bir kampüse taşınıyoruz. Yani 9 senedir Zeytinburnu'ndaydık. Yine çok yakın bir mesafede yeni binamızla eğitime başlayacağız Ekim'den itibaren. Sizin evet. Eski yer de çok güzeldi Nurya. Ben tam evet, biliyorum. Evet, evet. Orada ne oldu peki hocam? Orası teknopark oldu. Süper. Bir binamız. Bir binamız da öğrenci yurdu olacak. Dolayısıyla yeni hastanesi, yeni kampüsü, yeni yurdu, teknoparkıyla son hızla eğitime devam ediyoruz. Evet, tercih yapacak adaylar için fakültelerle devam edelim. Hangi fakülteler var üniversitede? Üniversitemizde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık, sağlık bilimleri fakültesi, eğitim fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi ve meslek yüksekokulu var. Yani ağırlıklı aslında sağlık bilimleri alanında bir üniversiteyiz. Evet, son yıllarda da aslında sağlık bilimleriyle ilgili çok fazla alan açıldı. Değil mi hocam? TÜİK raporlarında da aslında biz istihdamda hep üst sırada görüyoruz sağlığı. Tıp 3'te. Hı hı. Eczacılık 4'te. Bunu şundan söyleyeyim. Birincide ne var? Dil konuşma terapisi. Evet. Evet. Yani bizde de var. Evet. O sağlık bilimleri fakültesinde var. Nedir? Dil konuşma Oradan terapisi. Başlayalım. Bizim üniversitemizi farklı kılan en önemli şey hem öğrenci odaklı hem bilimsel odaklı olmamız. Bu sene dediğim gibi yeni bir binamız oldu. 90 bin metrekarelik çok büyük, son derece teknolojik donanımı yüksek. Laboratuvarları, beceri uygulama salonları, anatomi laboratuvarlarıyla şu anki konumumuzdan çok daha teknolojik olarak daha yüksek bir alana sahip olacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızı katlayarak gideceğiz. Bunun dışında yeni bir hastanemiz oldu. 30 Ağustos'ta açıyoruz. 617 yataklı bir hastane. Diş hekimliği olan. Diş hekimliğinin ayrı hastane. Kendi diş hekimliğinin ayrı yeri var. Tıp fakültesi hastanesi olarak hem sağlık bilimleri, yani biz sağlık bilimleri üniversitesi olduğumuz için hastanesiz olmaz. Hastane olmadan eczacı, doktor, diş hekimi ya da hemşire, odyolojist, bunları yetiştiremezsiniz. Yetiştirseniz de uygulaması olan bir alana ihtiyacınız var. Bu sene bizim 617 yataklı yeni hastanemiz açılıyor ve eğitimimize orada uygulamalarımıza son hızla devam edeceğiz. Evet, soru varsa alalım hocam. Hocam hemen soralım. Tarık sormuş. Tıbbı İngilizce okumak mı, Türkçe okumak mı diyor hocam? Tıp fakültesi şöyle, ben bu soruyu öğrencilere bırakıyorum. Eğer İngilizce okuyup anlamada bir sıkıntısı yoksa, kolej, Anadolu Lisesi mezunuysa İngilizce okuyabilir. Tıp zor bir meslek dalı. Çok okuması gereken, çok tekrar etmesi gereken bir meslek. Eğer İngilizce'de bu çok tekrarları rahat yapabilecekse, bazı öğrencilerim diyor ki hocam ben İngilizce okumaktan çok daha fazla mutlu oluyorum. Ve zaten kaynaklar İngilizce. O yüzden İngilizce okumayı tercih ediyorum. Öğrencinin tercihine. Yani benim bizde hem Türkçe hem İngilizce tıp var. Ben aynen öğrencilerime bu şekilde söylüyorum. Eğer İngilizcesine güvenmiyorsa, hani bir sene hazırlık okuyorlar genelde. Ama yeterli de olduğunu düşünüyorum ama yine de okumada, kendini ifade etmede sıkıntı çekeceğini hissediyorsa, tıp zor bir eğitim olduğu için
Türkçe'de de okuyabilir ama yurt dışı hayali var, yurt dışına gidecek. Ve İngilizce dediğim gibi, yani İngilizceyi ben sular seller gibi biliyorum hocam, Türkçe gibi okuyorum diyorsa öğrenciye kalmış. Peki, hocam, şey. Şimdi genelde bu tarz açıklanıyor ama dünyadaki bütün bilginin iç içe girdiği bir dönemde, uluslararası tıp alanındaki çalışmaların çok hızlı ilerlediği bir dünyada tıpta İngilizce olmasa da olur demek. İngilizce de olmasa da olur acaba, demedim. Yanlış anlaşılmasın. Öyle anlıyorlar çünkü. Hayır. Hocam. Türkçe tıpta da İngilizce var. Nasıl var? Ah. Zaten kaynaklarımız İngilizce. Yani ama tıp Latince biliyorsunuz. O Latince, atıyorum hep aynı şeyi söylüyorum. Femur kemiği dediğiniz zaman o Latince, İngilizce'de de femur, Türkçe'de de aynı şey. Sadece onu anlatırken hocanın kurduğu cümle Türkçe ya da İngilizce oluyor. Ama kaynaklarımızın çoğu İngilizce. Tabii Türkçe çeviri kitaplarımız da var. İngilizce de olmazsa olmaz çünkü bilim İngilizce. Tabii, ha. Yani bilim İngilizce, makale yazmak İngilizce. Ne kadar çok İngilizce okuyup yazarsa, akademik hayat istiyorsa bir makale yazması o kadar kolay olur tabii hocam, ki. Soru tam şöyle. Diyor ki, yani tıptaki gelişmeleri takip edip iyi bir hekim olmak için İngilizce gerekmiyor mu? Ben gerekiyor. Soru okudum buradan. İngilizce gerekiyor. İngilizceyi okuyup anlaması gerekiyor tabii ki. Ben hani okul hayatında şöyle, tıp çok tekrar ederek öğrenilen bir meslek. Hani İngilizce'de ben iki kez tekrar ederim ama Türkçe'de o hızımı dört kez tekrar ederek öğrenirim. Biraz da öğrenciler kendi öğrenme stillerini düşünerek de bulabilirler yollarını. Yoksa İngilizce olmazsa olmaz zaten. Yani bir kere kaynaklar İngilizce, okuduğunu anlaması lazım. Hani Türkçe kaynakları da çalışıyorlar. Mutlaka olmalı. Yani İngilizce ve Türkçe ayırımını kişi kendi öğrenme stiline, İngilizce düzeyine göre karar vermeli. Ama Türkçe tıpta okurken de İngilizceyi dışlamak diye bir şey yok. İngilizce hayatımızın bir hemen parçası. Hemen itiraz etmiş hocam. Teşekkür ederiz soru açıklamanız için. Soru alabiliriz, evet. Hocam bir tane daha. Şimdi çok ilginç bir soru var deprem bölgesiyle ilgili. 78 bindeyim. Tıp yazabilir miyim? Ekliyor, deprem bölgesinden diyor. Çocuk, şimdi çocuğumuz Gökçe. Aslında 50 bin barajını biliyor ama ek kontenjanın buna kıracağını zannediyor. Çocuklar, 50 binin altındaysanız tıpı yazamıyorsunuz. Aynen aynı kurallar geçerlidir. Evet, peki hocam siz ne önerirsiniz tıp okumak isteyenlere? Tıp okumak isteyenlere ben ilk söyleyeceğim şey sevmeleri ve hedeflerinin olması. Yani sevmeyen bir insanın anne baba zoruyla bir kere tıp okumasınlar. Buradan anne babalara da seslenmek istiyorum. Tıp bir hayat biçimi, meslek değil, hayat biçiminiz. Yani adım attığınız andan itibaren, şimdi 17-18 yaşında mezun oluyorsunuz, 24 yaşında bitirdiniz tıp fakültesini, 75 yaşına kadar çalıştığınızı düşünün, 50 sene. 50 sene yapacağınız bir işe her gün sabah uyanırken çok şükür, bugünleri gördüm, doktor oldum, insanlık için bir şey yapacağım diyorsa öğrenci hiç düşünmesin. Ama genelde gördüğüm, anne babalar çok istiyor ve çocuklara çok ısrar ediyorlar. Evet. Ve o çocuklar genelde de başarısız oluyor. Çünkü mühendis olmak isterken, eczacı olmak isterken, diş hekimi olmak isterken kendisini tıpta buluyor. Ya tıbı başarmak için sevmek lazım. Onlar başarısız oluyor anlamında da söylemiyorum. Ama severek yapmak çok daha başarıyı getiriyor. O yüzden seviyorsanız ve biliyorsanız, hani biraz da aslında bilmeleri gerekiyor. Yani bizim en büyük eksiğimiz, lise döneminde öğrencilerimize meslek seçiminde çok yardım edemiyoruz. Yani bizim doktor olacak zannediyor ki, hekim olduğu zaman sadece İşte steteskopunu takacak, hasta dinleyecek, kardiyolog olacak, cerrah olacak, kadın doğum olacak. Tıp fakültesinin 43 bölümü var. İlla bunları olmak zorunda değil. Yani bizim bunu tanıtmamız lazım. Yani mesela hasta görmek istemiyorsa biyokimya uzmanı olur, patoloji uzmanı olur gibi. Hocam size son güzel var. Bir mesaj var. Özlem Çakır. Çok da hoş bir mesaj üstelik. Dilek Sema hocama sevgiler, selamlar. Kızım Biruni Üniversitesi İngilizce tıp öğrencisi 3. sınıfta.
Çok memnunuz. Velilere tavsiye ederim. Hocam bu ne kadar gurur duyacağız. Teşekkür ederim. Özlem Hanım'a özel sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ne güzel hocam. Evet. Teşekkür aslında ederiz. Az önce bahsettik. Üniversite okurken bir yandan da becerileri edinmek de çok önemli. Şimdi TUS'ta önemli dereceleriniz var. Evet. Peki nasıl hazırlıyor üniversite? Şöyle, ben aslında şunu söylemek istiyorum başta. TUS evet önemli bir hekimin hayatında. Çünkü bir dal seçiyor kendisine. Ama benim primer amacım TUS hekiminden daha çok birinci basamak düzeyinde hizmet yapacak hekim yetiştirmek. Bu ne demek? Acile gittiğiniz zaman size bakacak, tanı koyacak, yönlendirecek bir hekim ya da aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak hekimler. Tıp fakültelerinin misyonu budur aslında. Birinci basamak hekimi yetiştirmek. TUS bundan sonra gelir. Aslında TUS dediğiniz şey, tıpta uzmanlık sınavı, hekim yetiştirmekten öte bir şey değil. Biz 6 sene boyunca verdiğimiz bilgilerin bir sentezini yapıp bir sınav yapılıyor. Buna da tıpta uzmanlık sınavı deniyor. Öğrenci bunda başarılı olduğu zaman bir dal seçiyor. Siz 6 sene iyi bir eğitim verirseniz, siz görevinizi yapmış olursunuz. Yani ben görevimi yapmış olurum. Öğrenci iyi bir öğrenciyse benim verdiğim bütün bilgileri çok iyi çalışır. 6 sene sonra onları çok güzel tekrar ederse, tıpta uzmanlık sınavına girdiği zaman zaten başarılı olur. Yani TUS'taki başarı demek sadece TUS kitabını çalışmak demek değildir. TUS'a biz başından 1'den 6'ya kadar düzgün, öğrenciye yararlı, öğrenim hedeflerini verdiğimiz, öğrencinin öğrenmesini sağladığımız bir eğitim sistemi uygulayarak ve arada işte biz yine öğrencilerimizi TUS bağlamından da koparmıyoruz. Derslerimizde TUS soruları çözüyoruz. Yurt dışını düşünen öğrencilerimize USMLE dediğimiz o sınava ait sorular çözüyoruz. Yani birinci basamak hekimlik yetiştirmek birinci amacımız. Ama Türkiye'nin şartlarında bir TUS var. Yurt dışına gitmek isteyen de bir USMLE var. Biz onları da ders programlarımıza katarak yolumuza devam ediyoruz. Ve şöyle söyleyeyim, TUS'taki başarımızın belki de bir sebebi de 6. sınıf stajlarında intern oluyorlar. Ben şöyle dedim, 9 aylık bir program yaptım. İnternlik 365 gündür. Kesintisiz bir yıl devam etmesi lazım. Biz bunun 9 ayını stajları geziyor öğrencilerimiz. İşte acil stajı, dahiliye, pediatri gibi. Son 3 ayına seçmeli staj koydum. Bunun sebebi şu, 12 hafta. Yurt dışına gitmek isteyen öğrenci yurt dışına gidip 3 ay staj yapsın. Seçmeli stajda. Staj imkanı var. Var. Ya da desin ki ben acil hekim olacağım hocam ama acilde çok iyi şeyler öğrendim ama pratiğimi arttıracağım, ben onu acile gönderiyorum. Ya da bir öğrenci geliyor diyor ki hocam ben yeterince her şeyi öğrendim, ben artık TUS çalışacağım. TUS'ta sana derece getireceğim. Buyur diyorum. Ve son 3 yani ay... Öğrendiğinin kanıtı ne yani hocam? Çocuklar biz eğitimde biliyoruz. Öğrendim diyor, öğrenememiş oluyor. Öğrendiğinin kanıtı şu. Yani aldığı notlar, becerilerinde ha, aldığı notlar tabii. Ha, yoksa... Öğrendiğinin bir kanıtı. Bir de 6. sınıfta hocalarımızdan da geri bildirim alıyoruz. Yani mesela biz acil hocamız... çok memnunuz öğrencilerinizden. Biz bu sene işte Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderdik. Niye sordum hocam? Şimdi izleyici der ki ya herkes kafasına göre bir yere mi gidiyor ama nota bakıyorsunuz. Tabii. Nota bakıyoruz. Lazım. Öğrenci hoca geri bildirimine bakıyoruz. Tabii. Biz geri bildirime çok önem veriyoruz. Geri bildirimleri her dersten sonra alıyoruz ve yılın yarısında ve yılın sonunda gerek öğretim üyesi geri bildirimi gerek öğrencilerin programla ilgili geri bildirimleri düzelterek gidiyoruz ve bir sonraki seneyi beklemiyoruz. Evet. Çünkü zaman çok kıymetli. Kesinlikle. Öğrenci hayatında bir ayda, iki ayda çok kıymetli. Ya ben gelecek sene düzeltirim nasıl? Öyle bir şey yok. Anında bir düzelterek, kaçmaması gerekiyor. Düzelterek gidiyoruz. Bu nedenle de eğitime verdiğimiz önemi de böyle kanıtlıyoruz. Soru alalım hocam. Hocam buyurun. Hemen bu deprem soruları olduğu zaman biraz öncelik veriyoruz. Çocuklarımızın kafasında gördüğümüz kadarıyla ciddi ölçüde yanlışlar var. Hocam depremzede kontenjanı, diş hekimliği, eczacılık kaç bine geriler çocuklar. Genel kontenjanda bir defa öyle bir gerileme, doğal gerileme olarak bekleyin. Şöyle düşünün, genel kontenjanla yerleşemeyenler ek kontenjana tabi olduğu için düşecek. Peki bunu öngörebilmemiz mümkün mü? Hayır. Ama siz düşer beklentisiyle mutlaka yazın.
Evet hocam, şimdi şehir dışından gelecek adaylar için İstanbul büyük bir şehir. O yüzden bir barınma soru işareti. Burada yurt imkanları ve ulaşımı da aslında dinlemek isteriz. Bu sene yurt açılıyor bizim. 300 kız, 200 erkek öğrenci yurdumuz. Şu anda eğitim verdiğimiz binamız yurda dönüştürülüyor. Arka binamız teknopark olarak hizmete başladı. Artarak devam edecek teknoparkın işleri de. Dediğim gibi yurdumuz var. Yurdumuzla yeni kampüsümüzün arası servislerle 5 dakika. Çok yakın mesafede ve tam Zeytinburnu lokasyonunda yurdumuz. Öncelik Birin Üniversitesi öğrencilerine olacak yurt. Geri kalan da diğer o fakültelerde, üniversitelerde olanlar da yararlanabilecekler. Yurt çok önemli gerçekten üniversite evet. hayatında. Bizim için yani üniversitede, sağlık alanında çalışan üniversitelerde olmazsa olmaz bir hastane. Dışarıdan gelen öğrenciler için olmazsa olmaz yurt, bizde her ikisi de var. 2023-24 eğitim öğretim yılına çok hızlı, çok hedefli başlıyoruz. Hedefimiz zaten hep yüksekti, giderek artıyor ve vizyonumuz hep bizim yurt dışı ağırlıklı. Yurt dışına öğrencilerimizi göndermek, oradan anlaşmalar uluslararası sağlamak, fırsatlar önemli uluslararası fırsatları da bundan sonra daha da geliştireceğiz. Eğitim odaklı, hizmet odaklı hastanemizde 617 yataklı. Şimdi tıp fakültesi ve sağlık bilimleri eğitimi hastanesiz olmaz. Hastanenin sizin olması lazım. Hastane sizin olacak, sizin hastanız olacak, siz öğrencinizi gönül rahatlığıyla polikliniklerde, servislerde eğitime göndereceksiniz. Kesinlikle. Bir düzenlemeyle o afiliye olma olayı sona erdi diye biliyorum. Biz evet, bizim afiliyasyonumuz sona eriyor. Yok hocam, yani artık aslında evet. Her yani tıp açabilmesi hastane kendinin olacak. Kendinin olması doğru gerekecek. Bilgi, evet, aslında o YÖK'ün koyduğu bir kuraldı ama geçirdiğimiz pandemi ve deprem nedeniyle o biraz şu anda sanırım askıya alındı ama gelecekte o şart olacak, onu söyleyebiliriz. Çünkü hastanesiz tıp fakültesi olmaz. Evet, soralım, bir de hocam, dün işte tam hocamı da bulmuşken buyurun. Soralım. Bir tuhaf bir soru aldık. Soru şu hocam, diş hekimliği bitti diyorlar. Hiçbir şey bitmedi. Hocam insan dişsiz mi doğacak i̇nsan... diş hekimliği bitsin? Yani ben anlamadım. Ya bu süreçte o kadar çok yanlış bilgilendiriliyor ki. Sizden dinlediklerinde daha çok ikna oldular. Ya ben şöyle söyleyeyim, her mesleğe ihtiyacımız var. Her mesleğin kendine göre kolaylığı, zorluğu var. Diş hekimliği nasıl bitsin? Siz bir de diyorsunuz. Var değil mi hocam? Var tabii ki. Dişsiz çok, olmamız lazım. Çok da güzel hocamız. Bir diş hekimliği hastanemiz var. Yeni kampüsümüzde de çok daha donanımlı ve daha büyük alana sahip bir diş hekimliği hastanemiz olacak. Ya diş hekimliği bitmez, eczacılık bitmez. Evet, sağlık olduğu sürece bunların hiçbiri bitmez. Mühendislik biter mi? Yani hiçbiri bitmez. Her şeye ihtiyacımız var bizim. Meslek yüksekokulu, 2 yıllık okullar, teknikere çok ihtiyacımız var. Hocam öğrenci demiş ki, hocam bu biyomedikal mühendisliğini bir hekim olarak bize anlatır mı diyor. Sizde yok ama hocam, bir kısa özet. Ya biyomedikal mühendisliği aslında tıpla da çok iç içe çalışabilen, çünkü tıbbın içinde de biyomedikal araçlara, aletlere, yani hep aletlerle işler yapılıyor. Ya da mesela bir protez yapılması gibi. Yani mühendislikle tıbbın birleştiği bir aslında birim. Zaten adından belli, biyomedikal mühendislik. Tıbbın içine de girebiliyorlar. Yani mesela bir tıp fakültesi, ben hemen söyleyeyim, bazı tıp fakültesi mezunları biyomedikal mühendisliğinde yüksek lisans yapabiliyor, tıpla birleştiriyor. Tıp fakültesi mezunu yapay zekada yüksek lisans yapıyor, mühendisliği tıpla birleştiriyor. Benim hani buradan belki öğrencilerimize şunu söyleyebilirim. Mühendislik mi, tıp mı? İkisinin de yeri ayrı ama ikisini birleştirebileceğiniz bir alan var. Eğer tıp fakültesinde okur bitirir hekim olursanız, biyomedikal mühendisliğini yaparak, mühendislikle yüksek lisans doktora yaparak, yapay zekada bir şey yaparak mühendislikle birleştirebilirsiniz. Ama mühendis olursanız tıbı yapamazsınız. O yüzden önce tıbı okumanız gerekiyor hocam, her halükarda. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Bu bize çok soruluyor. Şimdi YÖK'ün Çalıştay'ında 2019'da bu sağlıkta yüksek lisans alanları ile ilgili bu soru çok geliyor bize. Yapay zeka, sağlık fizikçisi, geriatrik tıp,
gibi saymış böyle hocam. Peki Biruni'de yüksek lisans programları var mı? Biruni'de yüksek lisans programları var ama şöyle hani bu yüksek lisans programları mesela çap ya da yandal gibi düşünmesinler. Çünkü genelde çap yapmak onu olarak soruyorlar. Aynen hocam. Evet. Çap yani tıp fakültesi adına yok. Diğer fakültelerimizde var ama tıp fakültesinin çapı çok zor. Ama tıp fakültelerinin içerisinde bazı tıp fakültelerinde bütünleşik doktora programı diye bir program var. Birkaç program, birkaç fakültede, üniversitede var. Biz de önümüzdeki yıllarda bunun üzerine çalışacağız. Öğrenci tıp fakültesi eğitimi görürken 4. sınıfta eğitimi durduruyor, doktora yapıyor. Doktoradan sonra devam ediyor. Yani 6 senelik eğitimini 8 senede bitiriyor ama doktorayı da yapmış, bitirmiş oluyor. Diğer bütünleşik bölümler doktora. De dahil bu süreçten sonra bir kariyer ofisi alanı var mı? Öğrenciler nasıl yönlendiriliyor? Bütünleşik doktora evet. için mi? Bizde şu anda bütünleşik doktora yok ama olan üniversiteler var. Onlar muhtemelen yönlendiriyordur. Evet hocam, soru alabiliriz. Evet vallahi hocam iyi ki geldiniz. Çünkü çok da sağlıkla ilgili sorular var. Peki hocam şeyi soruyorlar. Tıp okuduk Türkiye'de, yurt dışında istasa devam etmek istiyoruz. Bu çok kolay bir şey midir diyor. Hiçbir şey kolay değil. Her şey emek istiyor. Okuduğunuz zaman eğer Amerika'ysa USMLE denilen bir sınav var ve 3 basamakta yapılıyor. Bunun ilk basamağı genel geçer tıp bilgilerini içeriyor. İkinci basamağı biraz daha hastalara yönelik bilgileri içeriyor. Hastanın hastalığını söylüyorsun, orada tanı koymaya yönelik. Üçüncü düzeyde artık tam bir hekimlik alanındaki sorulara cevap veriyorlar. Bunlar bir süreç gerektiriyor. Basamak basamak o sınavlara yıl yıl giriliyor. Eğer o stepleri geçerse Amerika'da istediği yerde aldığı puana göre, işte mesela 250 puan aldı diyelim. Oradaki bir üniversite diyor ki 300 puana kadar alırsa patolojide ben burada ihtisas yaptırabilirim diyor. Üniversitelere başvuruyor ve yapıyor. Ama koşul İngiltere'de PLAP, Amerika'da da USMLE sınavlarına girmeleri. Hocam, soru alalım. Sıla diyor ki hocam diş protez teknolojisi mi yoksa ilk acil yardım okumak mı? 2 yıllıklar yoğun bir şekilde var bir onun üniversitesinde var, hocam. Var. Bu bazdan bakarsanız sağlıkta 2 yıllıklarla ilgili yorumunuzu soruyor aslında. Sağlıkta diş protezle neresi dedi diş hocam? Diş protezle hocam acil yardım. İlk ve acil i̇kisi, yardım. İkisi de çok önemli. Süper değil mi hocam? Hangisi olursa son derece iş bulacağı iki alan. Şimdi evet. Nurya biz yarın yoğun soru cevaplayacağız. Ya bu sorularınızı lütfen göndermeye devam edin. Adnan Yüksel hocamıza da buradan sevgili selamlarımızı iletmeyi ihmal etmeyelim. Nuriyacığım. Evet hocam. Şimdi akademik kadro da çok önemli. Bundan da bahsedelim. Çünkü öğretim üyeleri aslında hem desteği hem danışmanlığı burada çok önemli. Ve ardından TÜBİTAK projelerine de geçeceğim. Evet. Akademik kadro bu genelde tanıtım günlerinde öğrencilerden de bize gelen çok soru oluyor. Çünkü şöyle bir algı var. İşte devlet üniversitesinden olan hocalara soruyorlar. İşte vakıf üniversitesini tercih edersek neye dikkat edelim? Aman akademik kadroya dikkat edin. Evet akademik kadro çok önemli. Ama yani kurduğunuz kadro yeterli değilse zaten YÖK size okul açma şansı vermiyor. O yüzden akademik kadromuz yeterli. Akademik kadroda da seçtiğimiz ya da bize gelen hocaların çoğu zaten mesleğinde son derece başarılı olan hocaları barındırıyoruz. Eğer hoca yeni başlayan hocalarımız da var. Ne yapıyoruz? Biz akademik kadroyu da güçlendiriyoruz. Eğitici eğitimleri dediğimiz bir eğitim uyguluyoruz ve bizzat ben uyguluyorum bunu. Hani niye siz uyguluyorsunuz diyeceksiniz. Ben aslında patoloji uzmanıyım ama yaşımı söylemeyin, belli bir yaştan sonra tıp eğitim doktorası yaptım. Yani hem uzmanlığım var hem doktoram var ve eğitim alanında yaptığım doktora nedeniyle bir tıp fakültesi eğitiminin nasıl olması gerektiğini çok iyi bilen biriyim. Bunun olması için öncelikle hocaların da çok iyi ders anlatması hocam, siz gerekiyor. Siz varsınız, Adnan Yüksel var. Aynen. Daha kadroyu ne soruyoruz değil mi? Profesör evet. Adnan Yüksel var, siz varsınız. Hemen hocam, önemli bir soru var evet. Hocam. Tıp fakültesinde özel tercih bursu veriliyor mu? Özel tercih bursu, evet biz bu sene %25 normalde bizim bursumuz var. Fakat vakıf üniversiteleri arasında ilk sıraya bizi yazdıkları zaman %25'e bir %25 daha ekledik.
ilk 5 de olabilir, ilk 4-5 de olabilir. Bizim önümüze bir vakıf yazmazlar. %100 devlet vakıf yazarlarsa ki aynı şekilde burstan faydalanabiliyorlar. Yani aslında kılavuzda %25 gibi görülüyor ama ilk tercih bursuna da %25 ekleyerek biz bu sene %50 bursa çıkmış durumdayız. O yüzden birçok üniversiteyle de aynı konumda yarışıyoruz diyebilirim. Az önce TÜBİTAK projeleri havada kalmış. Evet, TÜBİTAK projelerinde birinci sıradayız. Bunu TÜBİTAK sayfasına da bakabilir adaylarımız. Bizde şöyle bir şart var. Her hocamız mutlaka öğrencileriyle 22.09 proje yapmak zorunda. Ve ben kendim dekan olmama rağmen üzerimde 5 tane TÜBİTAK projesi öğrencilerle yapıyoruz. Hocalarımla birlikte proje yapmak isteyen tüm öğrencilere proje veriyor ve birlikte proje yapıyorlar. Başvuruyoruz, her sene başvuruyoruz ve her sene de en yüksek proje alan üniversiteyiz, bir üniversitesi olarak. Öğrencilerimiz de zaten bilimsel olmak isteyen herkes o projelerde görev alabiliyor. Evet, vaktimiz var mı Nuriye? Çok teşekkür ediyoruz. Maalesef yok hocam. Çok teşekkürler. Burin Üniversitesi'ne tanıdık. Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dilek Sema Arıcı anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlık anlamında çok verimli oldu program. Evet sevgili adaylar, bölüm ve üniversiteleri tanımaya devam ediyoruz. Tercihin son günü 8 Ağustos'a kadar bizler buradayız. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdi bak hocam. Çocuk.